Ben genelde iki çoğu terli çalışıyorum. Özellikle maalesef bir başlangıcı ve sonunu belirleyelim. Çünkü karşısına gidecek malların bu dönümde edinilmiş olması gerekiyor. Taraf dönemden öncesindeyse bu dönemleri de kendileri önceden edinilmiş, kendileri sonradan, kendileri maalesef bir şeyle edinilmiş. Bunu çizerek maalesef ne zaman başlar, ne zaman sona erer. Sonra gazeteye konusunu geçeceğiz. Bazı yüzü ne zaman başlar? Şöyle bir ayrı yapmamız gerekiyor. Sesim değil mi arkadaşlar? Ben arkadaki arkadaşlar da duyabiliyor musun? Şimdi bir öncesi evre olan çiftler açısından, bir ikiden sonra evrenin çiftler açısından başlangıcı belirleyelim. Biraz önce söylemiştik, 1-1-2-2 ile 32-2 arasında diye bir dönemde mavi düşmanlara katılma rejimini en başa kadar alabiliyor. Artık size öğrenci olanlar yok. 1-1-2-2 öncesi çiftler 1-1-2-2'ye kadar hangi mavi tabi iseler o dönemde o mavi rejimini uygulanacak. 1-1-2-2'den sonunda yasanın izin verdiği rejimlerden birisi seçilmemişse yasanma rejimi olan edilmiş malara katılma rejimi uygulanacak. 1-1-2-1-2'den sonra evlenen çiftler açısından belirlenen yapılmamışsa, bir seçim yapılmamışsa evlendikleri günden itibaren edilmiş malara katılma rejimi başlıyor. Edilmiş malara katılma rejiminin başlangıcını bu şekilde belirledik. Ne zaman sonra edilmiş malara katılma rejimi ne zaman sonra eşlerden birinin ölümüyle mahvezimde buna eşit olduğu tarih mahvezimde sanatlarına tarihi. Bir önce söylemiştik eşler en başta bir mahvezim sözleşmesiyle bir mahvezimi belirleyebilir ve ya da evlilik sürecinde bir sözleşmeyle yeni bir mahvezimine geçebilirler demiştik. Eğer böyle bir sözleşme yapılmışsa o sözleşmenin tarihi ve o sözleşmede de edilmiş onlara katılma rezimi ise seçilen edilmiş onlara katılma rejiminin başlangıcı, o sözleşmenin başlangıç tarihi ve edilmiş onlara katılma rejiminden başka bir rejime geçiliyorsa o tarih aynı zamanda edilmiş onlara katılma rejiminde sona eren tarihi oluyor. En önemli konu, mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine karar verilmesi. Bu durumda da yine mahvezimi sona eriyor. Bunun özelliği var arkadaşlar. Özellikle bunu inceleyeceğiz. Yine 206. maddelerinde mahkemece mal ayrılığına geçilmesine karar verilmişse bu durumda da mahvezimi sona erer. Eşlerde birinin ölümü dedik veya başka bir mahvezimin kabulü haline dedik. Verilmiş olarak katılma rejimi sona erer dedik. 225 taksim 1. madde hükmü arkadaşlar. Ölüm karnesi, gelecek ölüm var, medeni karnesi, birinci madde. Kimse ölümle kesin gözle bakılmaya gerektiren durumlar dışında kaybolursa, cesedi bulunamamış bile olsa, bir gerçekten ölmüş sayılır. Kişi ölmüşse zaten yasal yollarda ölmüş, belirlenmiş, işte, kimse sahip düşürmüşse, sorun yok. Bu böyle bir durum oluşursa,
en büyük mülteha medeniyetle ölüm kaybediyor. Yine bu da ölüm gibi anlamı kaybediyor. Bu tarihte bunlara kaybolma tarihinden itibaren maalesef buna ermiş oluyor. Efendim, birlikte ölüm karnesi. Bu önemli arkadaşlar. Çiftler birlikte ölürlerse veya birlikte ölen kişiler birbirlerinin mirasçısı olamıyorlar. Ancak birbirlerinden katılma alacağı talepleri mirasçılar açısından olabiliyor. Bunlar birbirlerinden mirasçı olamıyorlar. Ancak bunların mirasçıları arasında mağdurcunun tasfiyesi davası görülüyor ve katılma alacak olan mirasçılar diğer eşit mirasçılarından bu katılma alacağını talep edebiliyorlar. Şimdi bu mağdurcun çok iyi gözüküyor. Adaletsiz olduğu bölümler de var. Bunlardan birisi eşlerden birisi tutumlu. Bir takım mağdurlar işte birikiliyor, bir kenarlara bir şeyler koyuyor. Diğeri de işte aldığı kazandığını yöneliyor. Üyeyen eşin vefat ettiğini düşünelim. Diğer eş daha sağlığında biriktirdiği üç kuruş neyse diğer eşin mirasçılarıyla paylaşma sorumlusu. Onun biraz sahibi, biraz gibi diğer eşin mirasçıları. Bu nedenle çocuklar bir sorun olmadı herhalde. Yok, çocuklar bir sorun yoktu. Çocuksuzsa mesela öbür eşin mirasçılarıyla eve gidiyoruz buna. Toplumda tutuklara da bir şey görüyor aslında arkadaşlar. Genç mağdurcunun sözleşmesi yapmaya özendirme. Şimdi mağdurcunun sözleşmesiyle illa yani sen mağdurlu kendine gözlerine ediyorsun, sen böyle mi düşünüyorsun, aslında senin evlenme amacın bu mu falan? Hayır değil, sen mağdurcunun sözleşmesi yaparak mağdurcunun sözleşmesi seçtim. Şunu tekrar ediyorum, senin mağdurlarına gözün yok kardeş. Benim amacım bu, değil mi? Ve böyle bir durum, verdiğim örnek gibi bir durum gerçekleştiğinde benim mirasçılar senin sağlığında senin bir şeymiş, bir mirasmış, senin kazandığını paylaşmışsın. Benim düşüncem bu. Senin mallarında gözün yok. Değil mi? Maalesef sözcüksü yapmak lazım. Yine gayet bir karar verilmişti. Gayet diye neden olur. Olay oluş tarihinin itibaren mağdurcunun sona ermiş oluyor. Evet, ölümle mağdurcunun sona eriyor dedik. Ayrı durumları bildirdik. Başka bir mağdurcunun sona kabul edilmesi nedeniyle mağdurcunun ise o sözleşmenin yapıldığı tarih. Yeni mağdurcunun başlangıcı edilmiş olarak hakim mağdurcunun de olur. Şu ben önemli arkadaşlar, mahkemede evlilikler veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi halinde de mağdurcunun sona eriyor. Peki ne zaman sona eriyor mağdurcunun bu durumda? Dava tarihini, karar tarihini, kesinleşme tarihini, kaydı tarihini. Bu önemli, evet, dava tarihinde sona eriyor. Tabii ki davanın olumlu sonuçlanması, kabul edilmesi şartıyla. Ne önemi var? Ne önemi var? Dava tarihi de sona eriyor. Dava tarihinden sonra yapılan tasarruflar biz hiç olmamış gibi kabul ediyoruz. Bir takım eksiltmeler, azaltmalar varsa onları değer olarak tasfiye hesabında, artık değer hesabında dikkate alıyoruz. Onlar hala mevcutmuş gibi. Diğer bir önemi ne? Malların, kişilerle de edinilmiş mallar, bildiğimiz gibi göre mağdurcunun sona erdiği tarihteki durumlarına göre dikkat alıyoruz. O tarihe göre edilmiş ya da kişiden mal şeklinde ayrıştırıyoruz. Bir de tasfiye tarihi davasının karar tarihinin yapı tarihinin sürüm değerini alacağız bunları. Ama hangi durumuna göre? Dava tarihindeki durumuna göre. Ne görelim? Taban şartlarda boşanma davası nasıl bir tarihte? Boşanma davası 3 yıl sürdü. Efendim, tasfiye davası açtık, o da bir iki yıl sürdü. Bu esnada o taban şart gitti, etki adam oturur hale geldi. Efendim, ikiden evvel hale geldi. Şimdi bunun haliyle tasfiyesinde bunun değerini nasıl belirleyeceğiz? Bunun değerini tasfiye davasının ana tarihine en yakın tarihteki sürüm değerini alacağız. Ama boşanma davasının açıldığı tarihteki durumuna göre. O gün ne durumdaysa o durumunun bahsettiği tarihteki değerini alacağız. Yani bir taban şart verdiğimiz örnek,
o haliyle tasfiye davasının karar tarihine en yakın tarihteki değeri ne olacak? O ben şahit. Onu dikkat edelim. Ümit arkadaşlar bu boşanma ya da evlilik iptalleri ise bu dava tarihi olması o açılardan önemli. Biraz sonra göreceğiz 229. madde var. Eklenecek değerler. Özellikle 222. Burada boşanma davası nasıl bir tarihte mevcut mallar 229'a göre eklenmeyecek. Hala mevcut. Şu önemli arkadaşlar, boşanma kararı bir yabancı mahkeme tarafından verilmişse, tanıma ya da tenkiz yaptırmak şartıyla o mahkemede davanın açıldığı tarihte mahvetini ona diyoruz temiz değil, boşanma davası. O ülkeye yalancı ülkedeki boşanma davası nasıl bir tarihte maruzumuz buna ermiş oluyoruz. Şimdi boşanma nedir derdi? Hepsini ispatlayıp hakim dönümünü koyduk diyelim. Hakim, taraflar tekrar bir araya gelebilecekleri yönünde bir kanaat edindi. Ve o kanaatini de delillendirdi. O şartlarla ayrılık kararı da verebiliyor. Peki ayrılık kararı vermişse hakim, mahrecimi ne olacak? Bu ayrılık kararı sürecinde. 180. madde kusurunu yansıtıyor arkadaşlar. Böyle ayrılığa karar verilirse mahkeme ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mahrecinin kaldırılmasına karar verebilir. Burada yasanın yasalaşma döneminde oluşan bir aksaklık var arkadaşlar. Gözden kaçırılan bir husus var. Çünkü aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verir diyoruz. Edilmiş mallar satılma rejimi ise, yasal mal rejimi ise mal ayrılığına geçiş karar veremeyecek mi? Verebilecek. Niye dedi yasada böyle bir aksaklık var? Bu madde 743 sayılı yasada tercüme yoluyla alınmış. Aynen. Tercümenin elinde anlaştıkları alınmış. O dönemde mal ayrılığı rejimi, yasal mal rejimi ya, ancak sözleşme ve diğerlerinden biri seçilmişse 180'e göre ne yapıyoruz? Onları mal ayrılığına dönüştürmesine karar veriyoruz. Ama yeni yasada mal ayrılığı değil ki yasal mal rejimi edilmiş olarak atma rejimi. Yasa kocuğunu atlamış. Böyle bir aksaklık var. Nedir öğretide savunulan görüş? Sözleşmeyle belirlenmiş olsa da olmasa da edilmiş mal ayrılığı dışındaki bütün mal rejimleri 180. maddeye göre ne yapılabilir? Kaldırılabilir. Neye çevirecek? Mal ayrılığına çevirecek. 180. maddeye göre aksaklar da böyle bir çevirmiş olur arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş sayılara geliyoruz. Önemli yerlere doğru geliyoruz arkadaşlar. Şimdi mal rejiminin başlangıcı ve sonunu belirledik. O boşanmada, işte mal evlerin iktidarıyla dava tarihi önemli değil. Bu tarihte sonra olan tasarrufları dikkate almıyorduk. Onun şu ayrı istisnaları var, öğretide sanılan. Ailenin ihtiyacı için, bir ailenin ihtiyacı zorunlu bir şey oluşmuş da, çocuklar birisi çok ağır bir rahatsızlık için istedir, hiç büyük masrafa gerektiren bir tedavisi varsa, adamlar ailesi satmışsa ona harcamış. Onu tutaklamak kaydıyla bunun maalesef tasfiyesinde o mallarla değerli dikkate alınmayacak. Birkaç örnek var. Onun dışında boşanma davasının açılmasından sonraki tasarrufta hala mevcut bir şekilde dikkate alıyoruz. Şimdi maalesef bu sona erince ne oluyor? Ana hatlarıyla bunları belirleyelim, sonra ayrıntılarına geçeceğiz. Yasanın düzenlemesi bu. Yasa büyük eşler, birbirlerinde olan edinmiş ya da kişisel malları geri alırlar. Yani bir ortaklık düşünelim. Adamlar tarla ortaklığı veya ağacı ortaklığı, şurada kurur her neyse ne yapar? Tarla sahibi, işte ortaklık çıkınca işte bu olduğunda ne bileyim bir takım zirai aletler şu bu olduğunda onları geri alır. Bu böyle zorunda olan bir şey varsa geri alır filan. Bu bir belirleme sadece, yoksa uygulanabildiği olan bir şey değil. Eşler bir yerde olan işte de belirmiş malları geri alırlar. Şu önemi biraz sonra göreceğiz. Eşler arasında paylı mülkiyeti korup bir mal varsa bu madde de önemli arkadaşlar. Uygulamasına da rastlanıyor bu maddenin.
226. maddenin hükmüne göre bunun mülkiyet durumu çözümlenir. 226. maddeyi biraz sonra göstereceğim. Kararı konu olmuş bir olay var. Ondan bahsedeceğiz ve nasıl uygulanacağını devredeceğiz. Eşler karşılıklı borçları ile ilgili düzenleme yapabilirler. Başka ne yapabilirler? Diğer eşe ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç ya da uygun bir karşılık almaksızın yaptıkları katliyi değer artış payı adı altında geri alırlar. Bir diğer sonucu, eşler kişisel malları ile edinilmiş mallar arasında denkleştirme yapılmasını isteyebilirler. Ve bunlardan sonra sonuç, eşler ekleme ve denkleştirmeden sonra elde edilecek artık değere katılırlar. Artık değer formülü biraz sonra yansıtacağım arkadaşlar. Artık değerde aktifler var, pasifler var. Orada yapılacak hesaplama var. Bunları ayrıntılı olarak biraz sonra inceleyeceğiz. Mahallecimin ana hatları bunlar. Diğer eşte olan malları geri alıyor. Eşler birbirler olan borçları bir düzenleme yapabiliyorlar. Diğer eşin mal varlığını yaptığımız katli 227'den yararlanarak eğer artış payı adı altında geri alabileceğiz, onun da şartlarını göreceğiz. Bir de bir tane daire almış, erkek ya da kadın iş. 100 liraya almış, o esnada bir miras vermiş, 30 lira. Biraz sonra yine göreceğiz bunu da, hep biraz sonra diyoruz. Gerçekten biraz sonra hepsini inceleyeceğiz. Babadan gelen, miras öbürüne gelen kişiden mal. Öbürü de evli içinde kazandığı parayla 70 lirasını oradan vermiş, 30 lirasını oradan vermiş. Şimdi burada maddemizin sonuna gelince biz malların özgülenmesi diye bir şey var. Mevcut malları masanın üstüne koyduğumuzu düşünün veya bunların hepsini fukaya atılabilecek bir şey olduğunu düşünün. Hepsini fukaya atacağız, ondan sonra alacağız tek tek. Bunun niteliğini verebileceğiz. Edinilmiş mal mı, kişisel mal mı? Bütün malların bu niteliklerden önce mal gruplarına özgülenme, özgüleyeceğiz bunu. Şunu %51 edinmiş mallardan, %49 kişisel mallardan ise kişisel mallar lehine bir denkleştirme yapacağız. Bunu edinmiş mal sayacağız ama tabanı edinmiş mal değil, kişisel mallardan gelen değeri ayrıştırmak için 230. maddeden yararlanarak kişisel mallar lehine denkleştirme yapacağız. Bu %50 ise tevcik ilkesi denilen ilkeden dolayı bir de mağdurizmi 222. madde var. Bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal sayılır. Ondan da yararlanarak %50 ise edinilmiş mal sayılır. Yine kişisel mallarını bir denkleştirme yapacağız. Demek ki 227'ye göre diğer eşin mallarını yaptığımız katkıları geri alabiliyoruz. 230'a göre kendi mal varlığımızın arasındaki değer geçişlerinin denkleştirilmesini isteyebiliriz. Bir daire var, edinilmiş mal. %51'i edinilmiş mallardan ya da %50'i edinilmiş mallardan onu edinilmiş mal durumunu koyacağız. Ama miras ürünü ya da karşılıksız kazanma ya da bağış ürünü gelen bir miktar da onun içine katmışız. Ne yapacağız? Bir önce onu ayrıştıracağız. 230'a göre ondan sonra kalan edinilmiş kısmını diğer eş artık değer alacağı olacak. Yani şimdi onu açıklayacağız yeri geldiğinde 230'a göre ve 227'ye göre baştaki katkı oranını veriyoruz arkadaşlar. 100 lira örnek söylemiştik. 70 lira edinilmiş 30 lira kişilerse şimdi 10'da 3, 10'da 7. 200 liraya sattığı şey ise eğer kasiye davası lazım. Bu malı değer 200 liraysa ne 7, 10'da 3. 3'e 6, 60 lira olarak kişisel mallar değine yani onun diğer eşin katılacağı miktar 200 lira olmayacak da ne olacak? 60 lira düşeceğiz, 140 lira olacak. Şimdi edinilmiş mallara katılma rejiminde hakikaten bazı konular var, içinden çıkılması çok zor konular. Kaynak ülkede de bunun içinden çıkılamıyor. Bunlardan en zor olanı da değer artış payı alacağı. Şimdi eşlerden bir daire almış 100 lira, öbür eşe de miras kalmış 30 lira, 50 lira, o da yapılmış kalmış. En başta alır, departmış, gitmiş. Bunda sorun yok. Peki daha sonra bu eve çatı yapılmış, yine o eş
o şekilde bir katkı sağlamış. Ondan sonra efendim içeri bir şey gerektirmiş. Daha biraz Mehmet tekrar biraz katkı sağlamış. Şimdi bunların her birinin yapıldığı bölümde onun değerini belirler. Bugüne kadar olan o işin değeri 60 pay alacağını belirler. Onu bir ayrıştır. Şimdi onun üstüne gelen değerler onun ne kadar olur? Onun ne kadar olur? Ayrıştır. Veya kredi borcunu ödemiş. Zamana yaygın bir şey. 500-500 bin ödemiş. Bunlar nasıl ayrıştırılır? Bunlar ayrıştırılır. Nasıl son derece zor. İspatı da zor. Bir de bunun değerini veriliyoruz. Şimdi bir kişi de olsa herhalde bir malı 5 farklı dönemdeki değer neydi? Ne bileyim bir takım bayındırlık hesaplar şunlar bunlar var da biz bayındırlık şeyini esas almıyoruz. Yasa edilmiş malar takımlar edildiğinde hep sürün değer. Sürün değer ne? Serbest piyasadaki değer. Serbest piyasada bir yandan çektiğiniz o daireyi kaç lira var? Ya da otobaleye çektiğiniz otomobil kaç lira? O değer bizim için önemli olan. Bayındırlık dini fiyatı ile yapılacak bir hesap ona şimdi yaramaz. Yani denetme elverişlik bir değer belirleme şimdi arkadaşlar yukarıdakileri maddeler aldı tekrar duruyor. 5'te 1 birimde olan malları geri alırlar. Efendim edilmiş mallara katılma rejimi ilk Türk mal ayrıcılığı rejimi arkadaşlar. Ne demek bu? Eşte mal rejiminin devamlı sürecinde gerek kişisel malları gerek edilmiş mallar üzerinde her türlü tasarruf işlemi yapabilirler. Alabilir, satabilir, bağışlayabilir, bilir, kendilerine bağlı tasarruflar yapabilir. Üzerinde bazı istisnalar var. Örneğin aile konut üzerinde işte şerh vermek veya onunla ilgili tasarrufa bulunmak için aile konut aynı zamanda edinilmiş mal ise aile konut bir şerh konulması veya diğer eşin rızasının alınmasından sürdürülmüş. Bu tür ayrı durumlar dışında eşle mal rejimi devamlı sürecinde her türlü tasarruf işlemlerde bulunabilirler. Bu nedenle edinilmiş mallara katılma rejimi aslında bir tür mal ayrılığı rejimi. Evet, şimdi belirli mallar var, tasarruf serbestliği var. Nerede var bir şey? 223. maddede var. Ayrı ülkede olan bir şey varsa, mallar da varsa diğer işin rızası olmadan onun üzerinde tasarrufta bulunabilir. Biraz sonra oraya da geleceğiz. Şimdi az önce de söylemiştik, biraz sonra söyleyeceğimizde söylemiştik, işte geldim onlardan birine. Eşler arasında paylı ülkede onu bir mal varsa 226.2'ye göre çözümlenir demiştik. Neymiş bu 226.2? Tasfiye sırasında eşler arasında paylı ülkede onu bir mal varsa eşlerden biri kanunda öngörülen diğer olanaklardan yararlanabileceği gibi nedir bu olanaklar? Ortaklığın giderilmesi davası açabiliriz. Daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve diğerinin payını ödemek suretiyle o malı bölünmeden kendisine verilmesini talep edebiliyoruz. Peki nasıl olacak bu talep? Nedir burada örnek bir olay var. Maddenin uygulama koşulları zaten söyledik ki tasfiye sırasında hayır mülketi konu bir malın olması. Tasfiye sırasında diyor arkadaşlar. Tasfiye tamamlanmış bitmiş de biz bu hakkımızı hiç öne sürmemişiz. Tasfiye bitmiş. Sonra sürebilir miyiz? Hayır. Eşlerden biri sönmüş de ne olacak? Biz bu hakkımızı tüne karşı o ölen eşyası biraz sırasına karşı ödeyeceğiz. Efendim hayır mülketi konu bir mal olacak tasfiye sırasında. İki, hayır mülketi konu malı bölünmeden kendisine verilmesini isteyen eşin daha üstün miyarları olduğunu ispat etmiş olması gerekecek ve diğer eşin payının karşılığını ödemiş olması gerekecek. Ne zaman ki değer dikkat alınacak bunun? Talep hakkının kullanıldığı tarihteki sürüm değerini dikkate alınacak. Burada eşe tartan bir tür yasal ön alım hakkı var arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? O tarım hakkı kullanılınca mahkeme değerini belirleyecek, belirletecek daha doğrusu. O bedelin depo edilmesine karar verecek. O bedelin depo edilmiş mahkumun sunulduğunda kararı verecek. Karar kesinleştiğinden o para ona verilecek. Kapı da bu şekilde eşe özgürlenmesine, eşin adına kapının kaydını yapılması şeklinde bir karar oluşturacak. Şimdi böyle bir olay var. Teşekkürler olarak kullanılan bir derdane var ve işler arasında bu ayrı ülkede konu.
İşler bu olan, işler burada işte diş şeklini yapıyorum. Burası benim orada yaşayan insanlar tarafından bilinen gazanem. İşte bunun bu bir hak istedik. Ödümle de para alıyoruz. Ben diğer işim hayli ödeyim şeklinde. İşte mahkemede bir karar verdi. Şikayetler bu öde almak. Şehitleri yasak öde almak. Nasıl kullanılacak? Şimdi hakime yapmak diye geçiyor. Şöyle anlı olgular gerçekleşimi belirledikten sonra bir tarihin yakın bir tarihte devredilecek payın değerini de saptadıktan sonra davacı tarafından değer verilenen payın müşterisinden pay bedelini payın hesabı edilmesi sırası sonrasında payı devredecek kişiye ödenmek üzere bütün hak sahibi eş tarafının depo edilmesi konusunda davacı tarafı diyor süre ve imkan tanınması bu depo edildiğini belirtmektedir. Yani basmış dosyaya sunulduktan sonra da para verilmeli şeklinde belirlenmiş. Bu uygulaması olabilecek bir konu arkadaşlar. Böyle bir tarifle karşılaşırsa 1262'den yola çıkarak demek ki bir dava açmamız söz konusu olabilecek. Evet, onu da bir konu da o tarifler indik. Değerine kastırdık. İşte şimdi mahvedin arkadaşlar, tavsiye edin. Ve bunda da hep tasfiye davası var ya, onun karar tarihine iner. İşte o karar tarihine kasıt da olur. Şimdi onun şeyi de göreceğiz, mahallenin tasfiyesinde. İşte tasfiye tarihindeki deniliyor. Tasfiye tarihindeki, karar tarihindeki bunların kasıt, hükme en yakın tarihteki sürümde. O nedenle faide de zaten karar tarihinden itibaren. 22 sonrası için, 22 öncesi için onun değeri dava tarihi. O yerde geliyoruz yavaş yavaş. Geçiyorum arkadaşlar burayı da. Eşlerin karşılıkları varsa dedik, karşılıklı borçları varsa düzenleme yapabilirler dedik. Şu konu önemli, şimdi 22 öncesi ve sonrasında söz konusu olabiliyor. Diğer işin manvarlarına yapılan katkının akıbeti ne olur? Gerek 22 öncesinde, gerek 22 sonrasında. 22 öncesinde dedik ki mal ayrılığı rejimi, yasal mal rejimi. Çift aydan bir çalışmıyor, diğer çalışıyor. Bir daire alıyorlar. Bu daireye bayan eş diyelim. Babası diyor ki tek maaşlısınız, bir sürü sıkıntınız var. Evde alıyorsunuz. İşte ben de bir tatlım olsun. 20 lira da vermedim diyor. Adını da getiriyor. Eşine o evin edilmesi sırasında veriyor. Evet, bu bir katkı. O ispatlamak kaydıyla katkı. Bunu geri isteyebiliriz. İkisi de çalışıyor eşleri. Biraz önce söylediğimiz gibi, eşler gelirlerini herhangi başka bir yere harcadıkları ispatlanamamış diyor yargılar. Eşlerin diğer bir edildiği mala çalışıyor, ikisi de çalıştığına göre. Bu kadar bir katkısının olduğunu varsayacak. Yine benim gibi kişilik yaptığım bir dosyada şöyle bir durum vardı. Taraflardan birisi öğretmen, diğeri şirkette çalışıyor. Her ikisi de aynı dönemde bir kooperatif üye, erkek eş, efendim, Antep'te bir süre küçük bir arsa alıyor. Oraya mevcut bir bina var. Onun üstüne bir şeyler yapıyor. O şehir içerisinde bir durum var. Şimdi bayan da kooperatif üye, erkek de üye. Ama kooperatif artık feshedilmiş. Tasfiye memuruna devredilmiş. Tasfiye memurunu evraktan saklayacak 10 yıl bonmuş. Kooperatife ne zaman girildi? Ne kadar ödeme yapıldı? Aylık miktar neydi? Ne zaman bitti? Hiçbir bilgi yok. Ne erkeğe ne kadın. Şimdi kadın diyor ki efendim ben diyor onun mal varlığına işte böyle ben de çalışıyorum. Tatlı sağlık. Şimdi burada yargıtma diyor ki ikisi tamam çalışıyor. Kazancının başka bir yere harcadığı ispat tanımamışsa mutlaka bir katkısı var. Oradaki hesap tarzı şu, hepsinin gelirlerini kurumlarından isteyeceksin. Bunları karşılıklı yazacaksın. Bunların kişisel durumları, sosyal durumları, yaşam tarzları, bunları değerlendirmek mümkün değil tabii. Ne kadar bir tasarruf edebilir maaşını? Efendim %20'sini harcar, %80'ini tasarruf eder. İyi, ikisini de %20'yi harcattık, kaldı 80'er lira. 100 lira kabul ettiği düşünürsek. 743 tarihi yasada 122. madde, evin geçim yükümlülüğünü erkeğe yükümlülüğü.
Yönetmenin tasarı ödedildi. Miktardan, o geçimli ürününden dolayı yapacağı harcama miktarı da düşüyor. 30 lira oradan düştük. Erkek 1 lira ne lirasını tasarruf edebiliyor dedik. Bayan da 80 lirasını dedik. İkisinin tasarruf miktarını topladık 130 lira. 50 liranın 130 liraya oranı nedir? 80 liranın 130 liraya oranı nedir? O oranı buluyoruz. Daha sonra ikinci öncesi arkadaşlar dava tarihi. Biraz önceki değer belirleme tarihimiz ekleyip sonrası. İkinci öncesi katkı hesabında dava tarihindeki değer dairenin. Diyelim ki ikisinin üstünde çalışarak edildiği ama işte bayan eşya da erkek eşya kaydettik daha var. İkisi çalışıyor. Böyle bir hesap yaptık. Bu hesapla ilgili sıkıntı şurada. Hiçbir zaman biz 30 sene, 40 sene önceki eşin ne kadar gelirini tespit edebiliriz. Ama harcaması neydi? Bu adam ne kadar mı harcardı? Ne yapardı? Evin geçimine ne kadar para giderdi? Sonuçta ne kalırdı? Bunlar tamamen tahminler. Geçen öyle bir dosya yaptım. Ramazan'ın sonunda çok güzel konular var dedim de birkaç farklı konu. Yansıtacağım. Aynı bu şekilde yaptım. Tarafların gelirleri de istenmemişti ortaya. O hem de satılmış, başına bilgi sonrası alınan bir yere katılmış filan. Ben de otu kararlarında hakkaniyet ve fedakarlığı denkleştirilmesi ilk kesinliği bunu göreceksin bu tür kararlarda. 3 aşağı 5 yukarı hakkaniyet uygun bir lafa belirleyeceksin. Yani o %20'li tasarruf eder, öbür %30'lu her neyse sonuçta yaptığın hesaplamada iki taraf çalışıyorsa ortada alacak miktar olarak hakkaniyet uygun bir rakam. Yani o sıradan bir vatandaşın sorduğunuzda ya bunlar bak böyle böyle çalışmış etmiş 100 lira değerleri var. Bak işte biz ona ne 100 lira evleri alacak mısın dedik ne dersin dediğimizde uygundur. Çoğunluk o şekilde söyleyecek bir karar oluşturacak. Şimdi bunu söylemek de 2002 yıl öncesi her ikisinin çalışması durumunda yapılacak hesaplamayla söylemiş olduğu arkadaşlar. Bu en başta verdiğimiz örnek hani 20 lira 30 lira babadan gelmişti. Onu da oranlayacağız. O eşit ne yaptı? 100 liraya 30 lira katkı sağladıysa onda 3, bugün 200 liraysa yine onda 3 çarpacağız. Böyle ondan 60 lira, 30 lira vermeyse onun katkı alacağını bu şekilde belirleyeceğiz. Dava tarihindeki değerini belirleyeceğiz. Ve dava tarihinden itibaren katkı alacağı için faiz isteyebilirsiniz arkadaşlar. O alacak borçlar kanun hükümlerine göre hesaplanacak bir alacak. Mali rejimiyle ilgisi olmayan bir alacak. Çünkü 743 sayılı yasa döneminde bugün yasadaki 227. madde gibi bir fırk yok. Yani da iki eşinin çalışması durumunda genellikle tek eşinizin yapmıyor ya, adını yapıyor bu kooperatif veya ev işte veya araba. Öbür eşit çalışıyor, mağduriyet söz konusu. Bu şekilde bir hesap şekli geliştirdi. Ve katkı payından kaynaklarını alacak dava. Bunları adlandırılan bir davayla onun hakkına kavuşmasını sağladı. Şimdi şöyle olursa daha kesin bir şey oluyor. Mesela diyebilir. Şimdi birden çok tanık varsa tanıkların birbirinin ifadesinin örtüşmesi biliyorsunuz önemli olan. Bir de en sağlam, en güvenilir kesin olanı diyelim ki onun babasının hesabından o gün 20 lira çıkmış. Evde ikinci gün almış. Veya o banka yoluyla havale yapmış kızına ya da tanımadığına her neyse. O şekilde bir ispat şeyimiz varsa elimizde o daha kesin bir şey. Ama olup da tanıklar birden çok tanıyor çünkü. Evet. Tanıklar o tatlı pay alacağı olarak tanıklar onu bahsettiği oran sonra davada dediği değerine oran o oranla çarpılarak anlatabilir miyim? Bilmiyorum arkadaşlar. İfade edebilir miyim? 2002 öncesinde açıklığa kavuşturabilir. Kavuştur. Şimdi 2002 sonra diğer eşin mallarının yapılan tatlı. Onun akıbeti ne olur? Onun akıbeti 227. maddeye göre hesap. Diğer eşin mal varlığının edinilmesine, korunmasına, iyileştirilmesine hiç ya da uygun bir karşılık alınmaksızın bir katkı sağlanmış olacak ve bağışlama kastı olmayacak. Bu şartlarla yapılan bir katkı 227. maddeden istifade ile mahvecinin tasfiyesi sırasında istenilecek. Mahvecinin tasfiye edilmeden, sona ermeden
onun da talep edilmesi mümkün değil. Peki sadece parayla mı bir tatlı sağlama? Abimizin söylediği gibi iş gücü, emekle katkı. Mesela bir inşaat yapıyor. Bayan işte aldı bir taban inşaat, onu yapıyor. Bir kısma işleri başkasını yaptırıyor. Eşi de sıvacı, elektrikçi, boyacı, her neyse, marangoz veya neyse. O da geliyor orada emek sarf ederek onun sıvasını yaptırıyor. Onu bir başkasına yaptırdığı zaman bir ücret vermemiz gerekiyorsa, yani basit bir yardımdan daha öteyse, şimdi konu olmuş. Efendim, müsait adam, öbür eşine zaman zaman gelmiş, ya işte şunun dış cephesi, şunun boya rengi bu olsun, öbür gün bu olsun, bilmem ne. Böyle bir tatlı değil, emekli olan. Hakikaten bir ücret daha kuvvetlemeye gerektiren bir tatlı, emekli olan. Ya da nakli bir tatlı. Veya işte ne bileyim, gene nakli oluyoruz. Sonuçta bir mal vardı, satı buna taktı. Bir zibirliğe göre bunu isteyebiliyoruz demek ki. Burada bunu söylemek dışında demiş oluyoruz arkadaşlar. Madencinin tasfiyesinde dava değilsiniz. Böyle bir taktı varsa önce 200 zibirliğe göre bunu talep edeceğiz. Bir dua cebimize koyacağız. Sonra kalan miktarından da katılma da daha talep edeceğiz. Artık değerin bir bölgesini de oradan talep edeceğiz. Demek ki böyle bir tatlı varsa değer artışma olarak bunu açıkça izah edeceğiz. Biz bunu talep ediyoruz. Bir de mahallecinin tasfiyesinden kaynaklanan tatlıma alacakları. İkisini de ayrı ayrı olarak hatta bir davaydı. Hayır, iki dava değil. Aynı davada yani önce biz atıyoruz 200 liralık bir ev var. Biz ona ev alırken 100 liraya almıştı da 30 lira katkı sağlamıştı. Onda 200 lira nedir? Onda 3'ü 60 lira. Biz o 60 lirayı alıp cebimize koyacağız. Kalan 140 liranın da bir bölgesini isteyeceğiz. Şimdi bu katkı arkadaşlar, edinilmiş maldan edinilmiş mala olabilir. Kişisel maldan kişisel mala olabilir. Terti olabilir. Edinilmiş de kişisel olabilir. Kişiselden edinilmiş olabilir. Bunun hepsinde değer artışmayı alabileceğiz. Ama bunlar hangi yere artış değer hesabından dikkat almalı? Artış değer formülü biraz sonra yansıtacağım. Bunlar hangisi artık değer formülünde? Örneğin kişisel malı, kişisel malı yapılan katkı artık değer formülünde yer almayacak. Yani birisinin babasından kalan bir tarla var, öbürünün babasından kalan bir harap ev var. O arsa ya da tarla satılıyor, o harap ev yapılıyor. İkisi de kişisel mal. Kişisel malda kişisel malı yapılan bir katkı var. Yine 227 anlamda bir değer artış payı söz konusu. Ama mahallecinin tasfiyesinde edinilmiş mallar dikkate alındığı için o eşler arasında ayrıca bir alacak olarak tabii öyle bir alacağımız varsa mahallecinin tasfiyesi sırasında biz onu da tabii ama o artık değer formülü içinde yer almayacak. Şu anda açıklığa kavuşturulamamış olan konu edinilmiş mallar edinilmiş mala yapılan katkı. Artık değer formülünde göreceğiz ki mahallecinin tasfiyesi çift taraflı bir tasfiye. Yasanın düzenleyişi bu. Yani her geçtiğin bütün mal varlıkları ortaya dökülecek ve mahallecinin tasfiyesi her geçtiğin bütün mal varlıkları hakkında yapılacak. Yani artık değer her geçtiğin mal varlıkları hakkında hesaplanacak. Hakim resmen takas edilecek. Şimdi biz de bir kişi dava açtıysa, öbürü karşı dava açmamışsa onun malları gündeme gelmiyor. Bu da en büyük edilmiş maldan edilmiş malı yapılan tatlıyı biz dikkate alacak mıyız, almayacak mıyız? Değer artışları olarak onu hesaplayacak mıyız? Hesaplamayacak mıyız? Niye? Onlar onun açısından edilmiş ama değer eşinde ondan alacağı var. Şu anda anlaşılmakta zorluk bir şekilde uygulamada da sıkıntılı olan bir konu bu. Şimdi 227 ve 2000 öncesi değer eşit katkısını bir miktar da olsa açıklarım arkadaşlar. Var bu değer. 227'ye tekrar döneceğiz. Var bu değer artış payına. Artık değer hesabına tekrar döneceğiz. Orada yine karşımıza çıkacak bu. Malakta istiyorsak mala şartı yapabiliriz. Var mı öyle bir isteğiniz? Hadi görelim. Evet. Şimdi diğer bir sonuç. Mali ödülü sona ermesin. Eşler diğer eşit edilmiş ve kişisel mallar arasında yasaya göre yapılacak ekleme ve denkleştirmeden sonra elde edilecek artık değere katılırlar. Onun sorunu biraz sonra göreceğiz. Şimdi burada
da eşlerin mallarını bir değerlendirelim önce. Mahvecim sona erince dedik ki örgülenme etkisi var. Eşlerin mallarının hepsinde edinilmiş ya da kişisel mal gruplarından gerisine özgüleyeceğiz. Onda da neye bakacağız? %53-49. 51 hangisinden daha fazlaysa o mal grubuna özgüleyeceğiz. Ama 230. maddeye göre diğer mal grubu lehine denkleştirme yapacağız. Nedir şimdi eşlerin kişisel malları ve edinilmiş malları? Bunları özgürlük ettik. Çok fazla üzerinde görmeyeceğim. Artık diğer formuna göre yapacağız. Sadece bir hatırlama bağlamında bunları hızlıca geçeceğiz. İlk ayrıntılar onları söyleyeceğiz. Ondan sonra artık telefonuna doğru ilerleyeceğiz. Edilmiş malar nelerdir? 213. maddede bir tanım var ve örnekleyici bir sayım var. Edilmiş mal ya bu tanıma girmeli ya da bu örnekleyici sayımdan yerine uygun olmalı. Ama bunlar sınırlayıcı bir sayım değil, örnekleyici bir sayım. Nedir edilmiş mal? Bir tanım var burada. Her eşin bu mal rejiminin devamlı sürecinde karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değerleri. Demek ki birinci şartımız mal rejiminin devamlı sürecinde edinilmiş olacak. İkincisi karşılığını vererek elde edilmiş olacak. Bir karşılık ödenmiş olacak. Peki bu karşılık kişisel maldan ödenmiş de olabilir mi? Olabilir değil mi? Kişisel maldan da ödenmiş olabilir. Demek ki bu tanımına ekleyeceğimiz bir şey var. Bu da nedir? Her eşin bu mal rejiminin devam sürecinde karşılığını edinilmiş mallarından vererek elde ettiği mal varlığı değerleri. Bu tanıma giriyorsa edinilmiş mal. Ya da şu durumlardan birine giriyorsa özellikle diyor, özellikle bunlar edinilmiş maldır. Çalışmasının karşılığı olan edinimler. Çalışma işçi olabilirsin, memur olabilirsin, ne bileyim, özel başka bir iş alabilirsin, serbest meslek mensubu olabilirsin, ne bileyim bir terapi olabilir, böyle bir sonuçta çalışarak parayla ölçülebilecek bir değer elde edilir. Bu şekilde çalışma karşılığı olanlar hepsi edinilmiş mal. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler. Bunlar da edinilmiş. Yalnız bunlar 228'ye göre bir ayrıştırma yapacağız bunlardan. Bunun tamamını edilmiş mal sayamayacağız. Üçüncüsü, burada özel sigortalar tarafından yapılan toplam ödemeleri akıbeti çok merak ediliyor. O ne olacak? Özel sigortaya primleri edilmiş mallardan ödemişsek o da edilmiş olacak. Özel sigortanın ödeyeceği toplam ödemeler edilmiş mal olacak. Eğer onları kişisel mallardan ödemişsek oradan aldığımız toplam ödeme kişisel mal olacak. Demek ki özel sigorta şirketlerine alınan toplam ödemelerde onlar primin ödendiği mal grubu önemli. Hangi mal grubundan ödemişse o mal grubundan sayılır. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar. İş kazası geçirdi. Yani çalışamaz. Her bir mağlubiyet oluştu. Onun karşılığında aldığı toplam ödemeler ya da ilatlar, ilat şeklinde olabilir bu. Onlar da çalışsaydı gelir elde edecek. O gelir de edinilmiş mal olacak. Çalışanlama karşılığında aldığı için onlar da edinilmiş mal sayıyoruz. Edinilmiş malların yerine geçen değerler, biraz önce demiştik bu mal rejiminde kişilerin delik istisna dışında tasarruf yapmalarına bir engel yok, yasa bir engel koymamış, istekleri gibi tasarrufa bulabilirler. Dayanmış, edinilmiş maldı, yeni bir daire alırken sattı, onun parasını ona kattı. Ne olacak? O da ikamın ikisi durumuna. O da edinilmiş mal olacak. Edinilmiş mallar bunlar arkadaşlar. Ya bu tanıma uymayacak ya da şurada örnek temeli olur ve sayılan durumlardan birisine girmiş giriyor olacak. Çalışma dedik, bedensel olabilir, efendim fikri faaliyet sonucunda elde edilmiş olabilir. Önemli değil onlar. Her türlü çalışmayla edinilen şeyler edinilmiş mal oluyor dedik. Buna değinmedik arkadaşlar. İş
sıkıştırmalı gelirleri bundan tabii. Evlenmeden önce apartmanı vardı veya da bankada parası vardı, kira geliri var ya da faiz geliri var. Meslektaşlar şöyle bir yanılgıya düşüyorlar, bir apartman var, işte tekrarlık döneminde edilmiş ya da bir ticari işletmesi var, tekrarlık dönemi yani evlenmeden, maliyetini başlamadan önce ona ait olduğu için kişisel mal, onun gelirleri edinilmiş mal. Şimdi Ömer'in apartman var, 20 tane daire var, kira gelir elde ediyor. İşte 10 gün evli kaldık, 10 gün sonra boşandık. İşte onların kira geliri, bunun edinilmiş malıydı bu bende göre. Ben onlardan pay istiyorum. Eğer onlar bir yerde bir hesapta duruyorsa oradan pay isteyebilir. Adam aldı yeri gitti gitti, o zaman bir şey isteyemiyor. Yaratmış indirasyonlara göre de bu vakitte hesabında bankacının sana erdiği anda mevcut mallar, mevcut edilmiş mallar bir de 229. maddeye göre eklenecekler. İşte son bir gün içinde diğer eşin rızasını almadan olağan dışı karşılıksız kazandırmalar diyerek bilmem neler veya ikinci bende göre zamana bağlı olmaksızın diğer eşin hatırını alacağını azaltma kastıyla yapılan devirler. Onlar hala mevcutmuş gibi eklenebiliyor. Şimdi oraya da özellikle dikkat çekeceğim ben. Şimdi bu mal rejimi, dedim ya biraz önce, mal rejimi sözleşmesi yapmak konusunda toplumda bizler aydınlatıcı olmak, sınırlar olmak durumundayız. Bu tür şeyler var, sakıncalar var. Yani yapmalarıdır, artık her kim neyse, mallar, şunlar, bunlar, kimsenin kimse diyeceği bir şey olmaz. İşte sistem olarak gelirlerdedir zaten. Edinilmiş mal. Efendim, 228 edinilmiş malların yerine geçen değerler dedik. Bundan bahsettik. Şurada önemli bir şey var arkadaşlar. Bir arsa var. Edinilmiş mallar mal kapsamında. Bu arsa Kantarşı'nın inşaat sözleşmesi yapılıyor. Ve oradan 3-5 daire alınıyor. Bunların akıbeti nedir? Onlar da edinilmiş mal yerine geçen mal olduğu için onlar da edinilmiş mal oluyor. Aynı şey kişiden mal baba tarafına bağışlanan bir arsa var. Ya da mağdurcu kurulmasından önce alınmış bir arsa var. Onu işte kat karşılığı icazı ödeştik. Verdik. Birkaç sahibi aldık. Bunlar da yerine geçen mal olduğu için. Bunlar da işte mat oluyor. Bir tane deniliyor buna. Bir de 223 dedik ki eşin tüm malları aksi ispat edilince kadar edilmiş mal kalmıştır. Bir mal var ortada da adam ispatlayamıyor ne olduğunu. Bu da 223 haline gerekir. Bu da diyoruz. Edilmiş maldır. İşlem olarak bu arkadaşlar. İşlem olarak. Şimdi biraz önce edilmiş onları sayarken ya o tanımlayacaktı ya da örneklerin yoluyla saydıklarından birisi olacaktı. Orada bir sınırlayıcı bir sayım değildi bu. Ama kişisel mallar konusunda. Şuradaki sayım sınırlayıcı bir sayım. Bunun dışında bir mal kişisel mal. Birbirine bir sözleşmeyle kişisel mal sayar özleyemiz durumlar var. Bunların dışında buradakilerin dışında başka kişisel mal kabul edilmesi mümkün değil. Yani bunlar sınırlayıcı bir sayım. Kişisel mal konusunda sayım sınırlayıcı bir sayım. Nedir bu? Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına gelen eşya, efendim işte tıraş katılı, gözlüğü, makyaj malzemesi, giysileri, ayakkabıları, yüklü, bunlar kişisel kullanıma yarıyor. Efendim ziynet eşyaları, her ay gidiyor, bir sürü ziynet eşyası alıyor, kişisel kullanımı, işte dilediği eşim yapabilirim, köteği, yüklüğü, erkekler. Tamam senin kişisel kullanımına yarıyor ama burada yararlanacak bu ölçüp, o bir tasarruf filan amacıyla mı alınıyor yoksa sadece kişisel bir basit şeyler böyle. Bir de ailenin aylık 5 bin lira geliri var, o geliyor her ay 2-3 bin lira alıp ziyaret işler alıp kenara koyuyor filan. Hayır, uygun olması lazım. Yani ailenin yaşantısına uygun olması lazım. Tasarruf amacı olmaması lazım. Bir de bunlar genellikle basit şeyler, taşınır şeyler. Meslek için kullanılanlar bu bentten yola çıkılarak kişisel eşya sayılabiliyor. Bu eşyalar zaten
kişisel mallar da alınmış da bu kayıttan yararlanmaya gerek yok. Bunda edinilmiş mallardan alınmış da bu benden dolayı kişisel mal sayılır. Adam kişisel şeyine bile kazancı var. Kişisel kullanım diye vermiş şey olur. Ben de kişisel mal, kişisel malla alınmış. Edinilmiş mallardan karşılanmış olmasına rağmen kişisel kullanıma yarama özelliğinden özelliği varsa o zaman kişisel mal sayılır. Onlar yok. Bu benden görüntüleri onlar kişisel mal olarak ayıramıyor. Yine bir kişisel mal grubu arkadaşlar, mahallenin başlangıcında işlerden birine ait bulunan eşyalar. Evlenmeden önceki mal vardı her neyse. Onlar hepsi edilmiş onlara tatlına rejimle kişisel mal olarak geliyor. Biraz önce söylediğimiz gibi onların bir geliri varsa eğer onlar edilmiş mal olabiliyor. Bir eşit sonradan miras yoluyla kazandığı mallar. Bunlar da kişisel mal. Ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma. Bağışlama diyelim ki. Bağışlama da kısmen bağışlama var. İvazlı bir bağışlama var. 100 lira bir şeyi 50 lira ver demiş. 50 lirası da benden bağış olur. Sonra bakacağız. O bağışlanan miktar. Hani demiştik ya %50, %50. Bu şekilde bir değerleme yapacağız. Karşılıksız kazanma yolu da elde ettiği değerler. Bunlar da kişisel mallarımız. Silah yoluyla gelen yasal mirasçı ya da aşağıdan içi mirasçı olması yasalından müsaade. Silah yoluyla gelen yasal mirasçı ya da aşağıdan içi mirasçı olmak önemli değil. Şimdi mamir tazminat alacakları, yine bunlar da kişisel mallar. Kişisel mallar yerine geçen değerler, kâme izleyecekmiştir. Onlar da kişisel mallar. 228 biraz sonra göreceğiz. Orada bir toplar ödemeler, bu sosyal yardım kurumlarınca, sandıklarca ödenirken toplar ödemeler bir hesap şekli var. O hesap şeklinde de ikna edeceğiz. O hesap sonucunda bulunacak değer de kişisel mallar, mal olarak ayrıştırılacak. Şurada yine ikame var arkadaşlar. Bağışlanan arsanın tam karşılığı inşaat sözleşmesinin onun edilmesi sonucunda. Yanlış hatırlamıyorsam bu karar verdi. Adamın çocukları var, eşini vefat etmiş, yeni bir eş almak istiyor. Ama diyor ki, sorun yaşamayalım, ben yine evlenmedim. Önce her kişilere saklısı vereyim. Nasıl yapıyor onu? Evlenmeden yeni kimin önce çocuklara işte ona varsa, ona o müdahaleyi satmış yapıyor. Tabii bir şeyle bağışlama değil de kapıda satmış yapıyor. O kadar geçiriyor, bir gün sonra da, iki gün sonra da yeni çıkışıyla evleniyor, ediyor. Şimdi bu şekilde babana gelen arsanın üzerine tak karşılık inşaat sözleşmesiyle her şey daire yapılıyor. Bu dairelerin akıbeti nedir? İşte gerçekten böyle bir şu, her ne kadar orada satış gösterilmişse, işte o kapıda yapılan devir ve hemen sonrası ikinci günü yapılan evlilik, defaklar, ifadeleri, bunların hepsi doğru düşüyor. Nedir? Baba biraz payına mahsul etmemiştir. Karşılıksız kazançtır. O nedenle kişisel maldır. O güzel yapılan binadan ona düşen dairelerde bu nedenle kişisel maldır şeklinde şu karar verilmiş. Evet, şimdi bu ziynet eşyaları adı düğünde adına takılmış. Bunlar kısmen düğünü düzce adına bağışlanmışlar diyor ve onun kişisel malı sayılır. 21. maddede sözleşme gereği kişisel mal sayılan mallar. Burada şu 221 değil önemli. Nedir bu? Bu maddeye lütfen bir dikkatle okuyalım arkadaşlar böyle diyorsak. Eşler mal rejimi sözleşmesiyle. Hani en başta demiştik ya mal rejimi sözleşmesi yapmak gerekir. İşte buradaki yasal hapsini izin veriyor ya. Ama neyle yapacağız bunu? Mal rejimi sözleşmesi şeklinde yapacağız. Ona ilişkin şekli şartlarını öğretmek. Bir mesleğin icrası veya işletmeleri maliyet sebebiyle doğan edilmiş onlara dair olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler. Burada bir anlam karşılığı var. Maddenin varsını olursa ne diyor? Bir mesleğin icrası, örneğin avukatlık doktorluk, bu mesleğin icrası nedeniyle hazırlanan bir kazanç var.
ve edilmiş mal sayılması gereken bir kazanç var. Biz sözleşmeyle bunun kişisel mal olacağını kararlaştırabiliyoruz. Buradan tavsiye anlamı bu. Ya da bir işletme var. İşletmenin faaliyeti sebebiyle bir kazanç var ve edilmiş mallara dair olması gereken bir kazanç. Biz sözleşmeyle bu işletmenin kazançları kişisel mal olsun diyebiliyor muyuz? Yoksa bu maddede bir tercüme hatası mı var? Evet, bu maddede bir tercüme hatası olduğu söyleniyor. Bir mesleğin icrasından kaynaklanan, yani avukatına da doktorun serbest meslek icrasından kaynaklanan bu kazançlarını biz bu maddede ifadeyle bir maliyetin sözleşme şeklinde kişisel mal olduğunu öyle bir belirlenen bir sözleşme yapamıyoruz. Neyi yapabiliyoruz? O mesleğin icrası için gerekli olan alet edevatların kişisel mal sayılması. Ödemiş mallarımızı da aldık. Laptop aldık. İşte kitaplarımız var. Ne bileyim. Ofiste diğer eşyalarımız var. Malvezimin tasfiyesi sırasında bunlar da tasfiyeye gidince biz o mesleğe icra edemez hale gelebiliriz. Ya da işletmeyi bu işletmenin devamı için gerekli makineler, peşin, teçhizat her neyse onların da tasfiyeye atılması sonucunda o mesleğin icrası imkansız hale gelebilir işletmenin icrası. İlk sözleşmeyle, mal verim sözleşmesiyle neydi? Noterde onaylamaya da düzenlemesiyle yapılacak. Bunları kişisel mal sayabiliriz. Bunlar zaten kişisel malsa gerek yok. Bunlar edilmiş mallardan sağlanmışsa karşılıkları, onlar verilerek alınmışlar. Bir mola verelim, derim arkadaşlar, siz ne dersiniz? Bir şey sorabilir miyim? Efendim, tamam. Yorumunuz mu yoksa, temelli mi yorum? Evet, biliyorum. Evlilik birliği içerisinde bir boşanma davası açıyor, erkek boşanma davası açıyor. Bu sırada hangi sahip hareket ettiğini bilemiyoruz ama oturduğu evin, ki başka taşınmazları da var bu kişinin, oturduğu evin bir başkasına satış göstererek devrediyor. Evet. Ancak boşanma davası reddediliyor. Bu erkeğin açtığı boşanma davası reddediliyor. Evet. Bu şekilde kesinleşiyor ve bekleme sürecine giriyor. Ve bu arada bu evi tekrar kendi üzerine alıyor. Şimdi kağıt üstünde de olsa evlilik birliği devam ediyor. Evlilik birliği süreci içerisinde alınmış bir mal gibi görünüyor. Evet. Şimdi burada bu alınan ev, kendi üzerine tekrar aldığı ev, kişisel mal mıdır? Yani daha önce kişisel malıydı, evlilik birliğinden evet. önceydi. Evet. Daha önce kişisel maldı, başkasına devrediyor, tekrar geri oluyor. Şimdi burada ev kişisel mal mıdır, edilmiş mal mıdır? Şimdi bunlar işte bana faydalı, kişisel mal olur. Ben kişisel mal değil bu. Ama evlenmeden önce almış olmuş bilen yerlerde bir gayet o bilen kullanmaya başlamış. Bu tarih edinildiği tarihtir.